Hani dostlar birbirinden ayrılırken, vedalaşırken başka bir isteğin var mı abi der. Abi dua et diye bitiririz ya. Dostlarımız dua et deyince biz onlara dua ediyor muyuz? Ya da birinden dua isteyince acaba o dostumuz bize dua ediyor mu? Bunu soralım kendimize. Sonra Abdullah bin Caş aklımıza düşsün. Hani Uhud'da kılıcı kırılana kadar savaşıp sonra Efendimizin uzattığı bir hurma dalıyla savaşmaya devam eden ki o hurma dalı bir mucize neticesinde kılıca dönüşür. Daha sonrasında da bir kılıç ustası tarafından 200 dinara satın alınır. Abdullah bin Caş'tan bahsediyoruz. İşte o Uhud'un kıyamet gibi ortamında, kanın gövdeyi götürdüğü o ortamda Abdullah bin Caş ve Sa'd bin Ebi Vakkas arasında bir hadise geçer. Ve bize bunu Sa'd bin Ebi Vakkas anlatır. Der ki, savaş öyle şiddetliydi ki o anda bir an beni kolumdan tuttu, bir kenara çekti. Benim için dua et, ben de sana dua edeyim dedi. Tamam dedim ve ben dua etmeye başladım. Allah'ım dedim, benim karşıma çok güçlü bir düşman çıkar. Onunla kıyasıya savaşayım ama galip geleyim, onu devireyim yere. Sonra kılıcını alayım onun. Sonra savaşmaya devam edeyim, savaşmaya devam edeyim ve senin uğrunda gazi olayım. Amin dedi. Gönülden bir amin dedi Abdullah. Sonra o dua etmeye başladı ve ben de ellerimi açtım. Amin demek için bekledim. Allah'ım dedi, benim karşıma öyle güçlü bir düşman çıkar. Ben onunla çarpışayım, kıyasıya mücadele edeyim ve o beni devirsin. Sonra beni öldürsün. Sonra beni paramparça etsin. Dudaklarımı, gözümü, kulağımı, burnumu, ellerimi paramparça etsin. Sonra ben senin huzuruna çıkınca sen bana sor, Abdullah, ne bu hal? Ve ben diyeyim ki ya Rabbi, senin için bunların tamamını feda ettim. Duasını bitirdi ve ben amin dedim der Sa'd bin Ebi Vakkas. Sonra der ki, savaştan sonra bulduk onu. Duada ne dediyse, nasıl dua ettiyse ve ben neye amin dediysem hepsi gerçekleşmişti. Şehit olmuştu ve paramparça olmuştu bütün bedeni ve hayaline kavuşmuştu. Biz böyle bir dua edemeyiz, yüreğimiz el vermez. Ve her delikanlının edebileceği bir dua değil. Ama biz dostlarımız için dua etsek, sonra dostlarımız için bize dua etse ve biz amin desek gönülden, kardeşin kardeşe duası makbul olsa, dualarımız kabul olsa, o halde bizim için dua eder misiniz?